Güne başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz Gürcan Dağdaş. Eski devlet bakanlarından Gürcan Dağdaş'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı artık netleşti. Manşetlerde de gördük. Bunu konuşacağız. Cumhurbaşkanı 3 aday var şu anda önümüzde. Demirtaş dün açıklandı. Ekmelettin İhsanoğlu hafta sonu açıklandı. İmzaları sunuldu. Ve bugün de AKP'nin adayı 11.30'da açıklanacak. Şunu hatırlatalım. 11.30'da 4.000 kişilik bir gövde gösterisiyle açıklanacak AKP'nin adayı. Yarış da böylece Cumhurbaşkanlığı yarışı da kampanya dönemi de başlamış olacak. Hoş geldiniz diyerek söze başlayalım. Bir yandan da gazeteleri verelim. Gazetelerden de özellikle Vatan Gazetesi'nde araştırma şirketleri Konda, Anar, AG ve Polmark'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde ise Metropol'ün yorumları var, analizleri var. Onlar üzerinden devam edelim ama önce şunu merak ediyorum. Nasıl bir seçim yaşayacak Türkiye, ne düşünüyorsunuz? Tabii Türkiye için bir ilk yaşanıyor. Doğal olarak bu ilkin üzerinden epey spekülasyon yapmak mümkün olduğu gibi kesin hükümler getirmek bence çok yanlış olur. Çünkü dünün parametreleri üzerinden bugünkü halkın seçeceği Cumhurbaşkanı'nın sandık ilişkisini kurmak bence çok doğru değil. Yeni bir seçim olduğu için ilk kez halk Cumhurbaşkanı burada seçecek. Burada seçmen açısından Cumhurbaşkanı'nı ve seçerken birçok farklı parametrenin, parti mensupları açısından, partili seçmenler açısından birçok parametrenin devrede olduğu bir hal söz konusu. Çok bileşenli bir seçim satına giriyoruz. Bu açıdan ben de izliyorum kamuoyu şirketlerinin filan şimdi oluşturmaya çalıştığı algı büyük ihtimalle onların önemli bir kısmını mahcup edecektir. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yani şimdi şuna bakalım, mesela Erdoğan'a sunulmuş Polmark algı yönetimi diye direkt bakabiliriz tabii onu. Fakat genel olarak Konda'nın da Anar'ın da AG'nin de Erdoğan'a açıklandığı takdirde tabii Erdoğan'a oy çıktığını %51'lik oyla birinci tura vurgu yapıyorlar. Birinci turda seçildi diyor. Örneğin Vatan Gazetesi'ne bakabilir miyiz? Sevgili yönetmenimiz Hatun'dan da rica edelim. Konda, Anar ve AG'yi ve Polmark'ı Vatan yarış başladı diye manşete taşımış ve onlar birinci turda Erdoğan'ın seçildiği gibi bir yargıya varmışlar. Cumhuriyet Gazetesi ise Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibinin yorumlarını taşımış manşetini ve ikinci tura işaret ediyor Demirtaş'ın adaylığından dolayı. O seçmen matematiğini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bence de bu seçim ikinci turla neticelenecek bir seçim olacak. Şüphesiz isimlerini ifade ettiğiniz kamuoyu şirketlerinin Sayın Başbakan'la AKP ile olan çalışma düzlemindeki fotoğraflarına da bakınca bu çok doğal. Yani Sayın Başbakan'ın birinci turda %51'in üzerinde oy alacağını ifade eden araştırmaları, ki varsa öyle bir araştırma, bence bu bir algı yönetimidir ama bu seçim ikinci tura kalacaktır. Bu ikinci tur süreci içerisinde şüphesiz ki HDP'nin adayıyla ilgili, daha doğrusu HDP'li seçmenle ilgili başbakanın muhtemel böyle bir sıkışıklığı önünde gördüğü için bu hafta parlamentoya getirmiş olduğu yasa teklifini de dikkate alarak söylüyorum. Açılım projesi içerisinde sunmaya çalıştıkları o yasa çalışması da bir manada ikinci turun tehlikesini başbakanın önüne getirmiş gözüküyor ve bu konuda ikinci turda bir ortaklık geliştirmek adına, siyasi ortaklık geliştirmek adına bu bonusu HDP'li seçmen rüşvet, için. Rüşvet, bonus, değişik, havuç, değişik şeyler söylüyorlar bununla ilgili. Bunu oluşturmaya çalışıyor. Mesele şu, Türkiye bir karar verecek. Yani asıl soru şuydu zaten. Yani Sayın Başbakan neden Cumhurbaşkanı olmak istiyor ve neden fiili bir başkanlık sistemine Türkiye'yi taşıyacağım diyor. Bu soru çok anlamlı bir sorudur ama Türkiye bu soruyu sormuyor. İşin özü Türkiye'deki başbakanlık sistemi yeryüzünde belki krallıkları falan da içine alan bir değerlendirme yapılacak olursa güç, yetki bazında. Türkiye'deki başbakanlık sistemi yeryüzünde hiçbir sistemle mukayese edilmeyecek kadar güçlü ve yetkili bir pozisyon çıkarıyor. Tüm bu pozisyona, bu yetkiye rağmen
Sayın Başbakan niçin Cumhurbaşkanı olmak ister? Niçin fiili bir başkanlık dayatması içerisinde olur? Şüphesiz ki bu sadece Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağından öte mevcut idari siyasi yapımızla ilgili yeni bir projenin devreye sokulması amaçlı hedeflenen şimdi sizin bir söylediğinizi şey. Destekler nitelikte Star gazetesi manşete çıkmış. Vesayet dönemi bitiyor diye manşete çıkmış. Ne demek, yani bunu mu demek istiyorsunuz siz de? Hayır. Yeni bir şey mi yaratmak istiyor AKP? Hayır. Yani Türkiye'nin dikkat edin idari ve siyasi yapısıyla ilgili bir yeni formata Türkiye taşınmak isteniyor. Yani bu kimi zaman açık, kimi zaman kapalı ifade ediliyor. Türkiye'nin bir federatif yapıya doğru taşınması dahil birçok şeyi içinde barındıran bir proje bu aslında. Yani başkanlık diye hep gündeme geliyor, tartışılıyor ama içinde bir de federatif unsur var. Çünkü başkanlık sisteminin dışında federasyon tartışmaları Türkiye'de yapıldığında, ki Özal döneminde de bir dönem tartışılmaya başlanmıştı bu konu. Ve başkanlık sistemine uygun bir yapı olduğu ifade edilmişti o federatif yapının. Şimdi bütün şehir yasası çıktıktan sonra da ilk aşama oydu. Ondan sonrası mı gelecek demek istiyorsunuz? Bu şifresi bu. Bu şifresi bu. Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun parlamentoda 2 yıl tıkanmasının önündeki en önemli unsur anayasanın ilk 3 maddesi değildi. Sayın Başbakan'ın başkanlık dayatmasıydı o Anayasa Hazırlık Komisyonu'na. Yani parlamentoda yeni bir anayasa üzerinden başkanlık pozisyonunu güçlendirmeye, eline geçirmeye çalışan başbakan yeni anayasa yapamamanın sonucunda şimdi fiili bir durum yaratmaya çalışıyor. Bunun arkasındaki gerçek proje sadece başbakanın yandaşları veya başbakan taraftarlarının başbakanın nefsani bir arayışı gibi sunduğu bu cumhurbaşkanı, efendim işte 30 Mart'ta şu kadar oy aldı, şu kadar dönem seçim kazandı, cumhurbaşkanlığı da ona yakışır filan gibi sunmaya çalıştığı, yani nefsani bir arayış gibi sunmaya çalıştığı hal aslında Türkiye'nin idari, siyasi, hukuki yapısının değişmesiyle ilgili bir projenin ilk adımıdır. Parlamenter sistemi de devre dışı bırakacak bir sürece doğru evriliyoruz. Türkiye buna karar verecek. Mevcut yapıyla yoluna devam mı edecek, yoksa federatif bir yapıyı da içine alan yeni bir Türkiye fotoğrafına doğru bir hamle mi yapacak? Karar şimdi, bu. Çok enteresan bir saptama yapıyorsunuz. Sadece başkanlık düzleminde değil, o federatif yapıyı da vurgulayarak Türkiye'nin cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirileceği bir seçime gittiğini söylüyorsunuz. Sizce vatandaş bunun farkında mı? Bence bu önümüzdeki 40 gün çok önemlidir. Gerçekte aslında derinde bir duyarlılık söz konusu olmasına rağmen biz uzun süredir toplum olarak şöyle bir sıkıntılı iklimde karşı karşıyayız. Yani biz bir algı operasyonunun ürünü haline gelebiliyoruz. Hı hı. Çünkü hani dün düşünüyorsam var idim, düşünüyorsam varım iddiasında olan bir toplumun hızla görünüyorsam varım moduna doğru taşındığı bir iklimden geçiyoruz. Doğal olarak neden niçin sorusu epey zor bir sorudur ve bu soruyu sormak da bu iklimde kafaların netleşmesi sıkıntılı yani. Sıkıntılı. Çünkü her şey bir karnaval havasına dönüştürülmüş. Yani işte bugün Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı o toplantı bile bir karnaval havasında filan sunuyor. Bunların hepsi bir görüntünün üzerinden tanımdır. Ve dikkat edin, Türkiye zaten uzun bir sürede asgari bu AKP iktidarının olduğu dönem içerisinde hep sayıların üzerinden kendisini ifade eden bir Türkiye'dir. Rakamların arasına sıkışmış bir Türkiye'dir. İşte şu kadar ihracatımız oldu, milli gelirimiz şu kadar yükseldi, şu kadar otoyol yaptık, şu kadar havaalanı yaptık, rakam nüfusumuz 77 milyon filan filan. Bir şov rakam, dünyası yaşatılıyor. Evet, rakamların üzerinden bir Türkiye tarifi var. Zaten Başbakan da buna yeni Türkiye diye bir kendi düzleminde bir
şablon oturturdu. Bu yeni Türkiye rakamların Türkiye'si, karnavalların Türkiye'si filan. Yani dikkat edin, bizim dini ayinlerimiz, dini toplantılarımız, dini günlerimizde bile artık sahnede işte bir şey, ses grubu var, bir müzik grubu var filan. Artık yani bir şey oluyor, bir şey oluyor. Bu düne ait eksiğimizi, gediğimizi ortadan kaldıralım, bunda şüphe yok. Ama düne ait bu toplumu bir arada tutan değerleri açısından ciddi bir çürüme sürecindeyiz. Ve bu çürüme süreci muhtemel önümüzdeki yeni Türkiye'yi tarif edenler açısından gerekli bir ihtiyaç olarak önümüze getirilmiş. Özellikle din algısı üzerinden bir çürümeye mi işaret ediyorsunuz? Şimdi dikkat edin, yani Sayın Başbakan bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ikliminin içinde dindar bir cumhurbaşkanı sözünü unuttu. Yani dindar bir cumhurbaşkanı Çankaya çıkacak lafını hiç kullanmıyor. Bu Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığıyla beraber Sayın Başbakan'ın literatüründen düşmüş bir sözdür. Yani İhsanoğlu'nun adaylığı üzerine Başbakan Erdoğan bir kozunu mu yitirdi? Bence öyle seçmen çünkü karşısında. Bence öyle çünkü bunu çok sık rahmetli Özal'dan devam eden süreçte dindar bir cumhurbaşkanı genel slogana dönüşmüştü ve Başbakan bunu zaman zaman kullanıyor idi. Başbakanın dini kullanmadığı hiçbir alan yok zaten. Yani siyasetin önemli bir unsuru haline dönüştürmüş. Din siyaset pazarında kıymetli bir mal olarak Başbakan tarafından algılanıyor. Oysa ki kutsal dinimiz, gerçek dinimiz bizim siyasetin zemininde belki hiç ifade edilmemesi gereken, insanların kutsal diye bir yerde tutması gereken bir olgu olmasına rağmen Başbakan bunu çok kullanıyordu. Ama şimdi dindar cumhurbaşkanı gitti. Peki ne geldi? Başbakanın şimdi yeni sloganı, milletle devleti buluşturacağım. Millet kim? Başbakan. Devlet kim? Başbakan. Yani başbakan köşke çıktığında millet köşke çıkmış oluyor. Devletle de millet buluşmuş oluyor. Şimdi bunun üzerine filan oturtturmaya çalışıyor. O zaman önümüzde şöyle bir soru var. Yani Sayın Abdullah Gül millet değil miydi? Sonra yani beraber kader arkadaşınız filan, yani dün orada oturan için terlemeyen bir cumhurbaşkanı, işte köşkün kapısından dışarıya çıkmayan, yetkilerini kullanmayan bir cumhurbaşkanı değerlendirmesi arkadaşlık hukuku açısından da çok şık filan bir yerde durmuyor. Bence Sayın Başbakan'ın yeni sloganı epey komiklik ifade eden bir slogandır. Bunun üzerine çalışacak gibi gözüküyor. Evet. Evet, millet köşke çıktı vurgusu. Evet, yani millet de Sayın Başbakan, vurgusu. Devlet de Sayın Başbakan. Ya muhteşem bir karikatür yani. Şimdi şeye tekrar dönecek olursak, Türkiye'nin götürüldüğü yere tekrar dönecek olursak, şimdi AKP'nin niyetini federatif bir başkanlık sistemi olarak ifade ediyorsunuz. Evet. Karşıdaysa Cumhuriyet'in değerlerini savunan bir kanat oluştu, bir muhalif duruş var. Evet. Ekmelettin İhsanoğlu üzerinde anlaşıldı, uzlaşıldı. Bu yapı güçlü mü sizce? Bu federatif başkanlık, yani sistemi değiştirmek isteyen bir güce karşı başbakan olarak yarışacak, ki o açıklanacak belli ki, yarışacak bir güce karşı Ekmelettin İhsanoğlu'nun şansını nasıl buluyorsunuz? Ben Sayın İhsanoğlu'nun asgari siyasetimizde edebi, uslubu yeniden hatırlatacak bir kıymetli aday olduğu kanaatindeyim. Yani kıran, döken, aşağılayan, ötekileştiren Sayın Başbakan'ın uslubunun karşısında bize dünü, dünün Türkiye'sinin değerlerini ve arzu ettiğimiz, korumak zorunda olduğumuz değerleri ifade eden Sayın İhsanoğlu fotoğrafıyla baktığımızda ben Sayın İhsanoğlu'nun çok doğru bir tercih olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki Sayın İhsanoğlu'nu aday gösteren siyasi partilerde zaman zaman bu konuyla ilgili farklı düşünenler de olacaktır. Bu da zaten işin natüründe var. Buna da itiraz filan etmemek lazım. Yalnız bir şey çok önemli. Tabii ki ilkeler önemlidir ama ülke daha önemlidir yani. Biz ilkelerin arasına kendimizi sıkıştırıp ülke gerçeğinden uzaklaşırsak
bunun tarihi sorumlu açısından da idrakinde olmak lazım. Yani sizin ilkeler dediğiniz mevcut Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olmasına hizmet edecek bir endirek katkıyı çıkaracaksa bu vicdani sorumluluğun altında da kalacak bir tablo çıkıyor. İhsanoğlu ismini tartışan CHP'lilere mi söylüyorsunuz? Yani bu genel sadece CHP kapsamı içerisinde söylemiyorum. Şüphesiz ki yani Mustafa Kemal bizim için kıymetli ortak bir değerdir. Cumhuriyet kıymetli ortak bir değerdir filan. Buralarda kimsenin tekelinde sadece benim tarif ettiğim Atatürk, sadece benim tarif ettiğim Cumhuriyet diye bir dar görüş söz konusu olamaz. Şüphesiz ki hepimiz Mustafa Kemal'in bir tarafından, Atatürk'ün bir tarafından Atatürk'le ilişki kurabiliriz, Cumhuriyet'le ilişki kurabiliriz. Bunu da çok normal karşılamak lazım. Ama siz dar bir şablonun içerisine bu pencereden bakacak derseniz netice itibariyle o pencereden bakıyor bakmıyor tartışması sizin hiç istemediğiniz, itiraz ettiğiniz Sayın Başbakan'ın köşke taşınması sürecine katkı sağlar. Bunun vebali var. Bu tabii işin bir başka tarafı. Ama işin bir başka boyutu var ki bence en önemli boyutu budur. Bizim kapı komşumuz Irak ve Suriye'de ne oluyor? Mezhep kavgaları oluyor. İnsanlar birbirini öldürüyor. Acımasız katliamları şu veya bu şekilde izleme durumunda kalıyor. Şimdi bu nerede oluyor? Bizim hemen bitişik komşumuz. Yani bitişik apartmanda oluyor. Bu dalganın buraya yansıması için de birçok operasyon var. Sayın Kılıçdaroğlu tarihi bir görev yaptı. Yani Alevi kimlikli bir partinin genel başkanı muhtemel bu süreci de dikkate alarak Sünni kökenli, dini kullanmayan, kendi iç dünyasında dini yaşayan bir kıymetli bilim adamına elini uzattı. Ve toplumsal uzlaşma bir anlamda çok önemli, temsil eden bir adım diyorsunuz. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bunu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamak bence fevkalede yanlış olur. Bunun arkasındaki felsefeyi, sofistike alanı görmek lazım. Yani biz Alevi-Sünni meselesinin bu ülke için düne ait hatıralarımız açısından ki bugün Sivas'la ilgili işte bu Madımak'ın yıldönümü geliyor o katliamın. Evet yani şimdi biz daha yakın bir zamanda bunu yaşadık. Ve bizim bitişiğimizde Irak'ta Suriye'de olanlar bize bir şeyi hatırlatmak, bir şeyi görmemize fırsat vermek zorunda. Alevi Sünni meselesi bu toprağın canını sıkacak sonuçları içinde barındıran tehlikeli bir fay hattıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bu fay hattının farkındadır. Ve bu fay hattını normalleştirmek, buradaki basıncı almak için de tarihi bir sorumluluk yerine getirdi. Bundan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Yani bunu çok önemsiyorum. Burada Cumhurbaşkanı seçilir seçilmezin ötesinde bir zemin söz konusu. Buna böyle bakmak lazım. Önemli bir mesajdı diyorsunuz. Çok Cumhurbaşkanlığı önemli. Yarışı dışında. Çok tabii önemli. Karşıda da Başbakan Erdoğan'ın üslubunu bir hatırlamak lazım. Ayrıştırıcı, çatıştırıcı bir mezhep vurgularıyla rahatsız edici bir üslubu olduğunu herhalde bir hatırlamak lazım burada. Şüphesiz kaldı ki Sayın Başbakan'ın yani mezhepçi bir siyaseti dayatması bence bu federatif yapı arayışının da bu projenin de bir parçası olarak işin bir bölümünde yani duruyor. Yani ayrışma o federasyonu rahatlatacak yani anlamda. Yani ayrıştırarak o yolu açıyor. Siz ayrıştırarak bir federatif yapıyı zorunlu hale getirirsiniz. Yani bizim etrafımızda olup biten bu ve içimizde pişirilmeye çalışılan yemek de bu. Yani biz bunun farkında olmalıyız. Meseleyi sadece bizim beğenmediğimiz bir adayı koydu, bize sorulmadan yapıldı, bizim fikrimiz alınmadan yapıldı türü dar bir alanda, kişisel bir hırsı, ihtirası ifade eden alanda tutmak bence tarih açısından affedilmez bir sorumluluk getirir.
Şimdi bölgesel gelişmelere de baktığımız zaman IŞİD'in varlığı Irak'ta artık yadsınamıyor. Hilafeti ilan edeceği ifade ediliyor. İsmi de değişecekmiş bugün gazetelerde. İslam Devleti haline gelecekmiş. Evet. Onu görüyoruz. İran'ın açıklamalarından bölgesel oyuncu olarak sadece IŞİD'in varlığının arkasında bir uluslararası güç Amerika Birleşik Devleti'ne İran o tepkisini gösterdi. İsrail'in Kürdistan ilanına ilişkin yorumları var. Yani bölgemizde bir zaten devlet kuruluyor. Evet. Onun federatif yapı derken siz o hep konuşulan Büyük Orta Doğu projesi vesaire oraya eklemlenecek bir yapı çıkacağını mı işaret ediyorsunuz yoksa başka bir yapıya yani federatif derken 3'e 4'e bölünmekten mi söz ediyorsunuz? Şimdi şöyle bakalım yani Abdullah Öcalan 2 yıl evvel Diyarbakır Meydanı'ndaki mesajında Misak-ı Milli'den bahsetti ve Kürtlerle Türklerin ortak bir devletinin Orta Doğu için anlamlı olacağını söyledi. Misak-ı Milli'yi işaret ederek. Yani bugün Kerkük'ün Barzani güçlerinin eline geçmesini de dikkate alarak söylüyorum. Bir şey pişiyor. Misak-ı Milli üzerinden baktığımız zaman Sayın Başbakan'ın Neo-Osmancılığı da Büyük Orta Doğu'yu falan içine alan veya Osmanlı'nın kaybettiği toprakları içine alan bir bakış, bir vizyon değil. Misak-ı Milli'yi içine alan bir bakış. Peki nedir Osmanlı? Osmanlı eyaletler imparatorluğudur. Eyaletler devletidir. Yani bugün Sayın Başbakan'ın kapalı olarak ifade ettiği Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır Meydanı'nda vurguladığı Misak-ı Milli sınırlarını içine alan bir federatif yapıya doğru Türkiye evriliyor. Bunun önemli bir şeyi, besmele kapısı başkanlık sistemidir. Hı hı. Fiili başkanlık diye Sayın Başbakan'ın dayattığı sistemdir. Biz Kuzey Irak'taki o oluşumu da içine alan belki orta vadede Ankara merkezli bir federasyona, konfederasyona doğru evrilebiliriz. Bunların hepsi bugün için belki yani konuşulan ama çok ihtimali düşük gibi gözüken şeyler çok kısa bir zamanda önümüze bir hakikat olarak çıkabilir. Ki dün hiç konuşmayı bile zul saydığımız birçok şeyi biz bugün yaşıyoruz. Artık önümüzde görüyoruz, yaşıyoruz. Evet, yaşıyoruz. Şimdi bu noktada Kürt oyları üzerinden bir Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılıyor. Bir oraya bakalım isterim. Biraz girdik ama biraz daha detaylı bakalım. Şimdi orada talepler belli. Bu taleplerin karşılanması arzu ediliyor. Elbette ki o bir şekilde bir pazarlık dönüyor. Şimdi böyle bir federatif başkanlık arzusunun içerisinde Kürtlerin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Kürt kökenli vatandaşlarımızın önemli bir ekseriyeti mevcut, kendilerini kucaklayan, ötekileştirmeyen, bu sistemin içerisinde yaşamayı arzu eden durumdalar. Cumhuriyet değerlerine bağlılar. Bağlı. Ama dünkü devlet fotoğrafı veya bugünkü maskeli devlet fotoğrafı içerisinde ötekileştiren, yok sayan, usluptan uzaklaşmış, onları varsayan, anlamlı bulan ve asli unsur olarak kabul eden bu devlet yapısından şikayetçi olmazlar. Böyle baktığımızda bu ayrılıkçı, federasyoncu arayışların Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde çok fazla karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Kaldı ki yani burada bölücü, bağımsızlık iddiası içerisinde olan bir Kürt milliyetçiliği vurgusu içerisinde olan bir grup da olacaktır. Bu da yapının içerisinde bence normal karşılanması gereken bir haldir. Mesele şudur. O yapıyla Kürt kökenli vatandaşlarımızın aynı cepheye düşmesini önleyecek Kürt kökenli vatandaşlarımızı kucaklayan şefkati hissettirecek bir yöntemi, bir siyaset tarzını, bir devlet algısını oluşturmaktır. Yoksa olacaktır. Dünyanın her yerinde ayrılıkçı gruplar olacaktır, bağımsızlık iddiası olacaktır. Bunlar kaçınılmaz. Bu 21. yüzyılın önümüzdeki hakikati olarak duruyor. Şimdi meseleye şöyle bakmak lazım. Küreselleşen dünya dediğimizde tüm yer küreyi
küreselleşmiş gibi değerlendirmek yanlış olur. Tarih buna, tarih bize bunu böyle olmadığını yüzlerce kere göstermiştir. Yeryüzünün bir yeri, bir bölümü küreselleşirken diğer bir bölümünü kabileleştiren, aşiretleştiren, mini milli devletçiklere bölen bir iklim yaşatılır. Biz şimdi kabileleşen, aşiretleşen, mini milli devletler olgusunun hayata geçirilmek istediği bölümde duruyoruz. Yani yeryüzünün bir bölümü küreselleşecek, bir bölümü çatışacak, ötekileşecek, cepheleşecek ki o küreselleşen alan buradaki kaynakları, buradaki imkanları sömürebilsin. Şimdi biz tarih sürekli tekerrür ediyor zaten bu konuda. Biz dün küreselleşen dünyayla ilgili dün tarihimiz içerisinde bu küreselleşmenin merkezi amiral gemisi olduğumuz dönemler var. Şimdi bu küreselleşmenin parçaladığı, bölmeye çalıştığı bir alanda duruyoruz. Bunu çok iyi görmek lazım. Şüphesiz ki küreselleşmeden uzak kalmak, bu iklimden, bu dalgadan kendimizi muhafaza etmek gibi bir iddiamız söz konusu olamaz. Şüphesiz ki küreselleşen dünyanın bir parçası olmak bizim için de kaçınılmaz bir yolculuk olmalı. Bir anlamda söyledikleriniz herhalde şöyle açıklanabilir, daha net olsun diye vurgu yapmak istedim. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı net bir savaştı ve o paylaşım kavgasını en net gördüğümüz, fotoğrafları tanık olduğumuz bir durumdu. Şimdi ise adı konmamış bir değişim, bir paylaşım kavgası var, bir savaş adeta, belki Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu şekilde bölgesel ve her devletin kendi içerisindeki çatışmalarında bulabiliriz. Bir değişim yaşanıyor dünyada ve şu anda işte biri Kurtuluş Savaşı'yla, ikiyi İnönü'nün hep vurgulandığı şeklinde yurtta sulh, cihanda sulhuyla durarak, Atatürk'ün ilkeleriyle durarak, şimdi ise federatif başkanlık diye sistemimizi değiştirerek bodoslama gittiğimiz bir döneme mi yaşıyoruz? Aynen öyle, aynen öyle. Yani dünün Osmanlı coğrafyasının parçalayarak buradan hisse kapanlar, o paylaşımın parçası halinde önümüzde duranlar, İkinci Dünya Harbi'nde birbiriyle savaştılar. Yani mal kavgasına girişti. Sonra bir ara verdiler. Şimdi işte demokrasi, federatif yapı, toplumların kendilerini ifade edecekleri bağımsız yapılara filan yönelik bir politikayla bu sömürgeleştirme sürecini örtülü bir şekilde bizim bu bölgede yeniden hayata geçiriyorlar. Bizim için biçilmiş bir elbise var yani. Evet. Şimdi Sayın Başbakan, bu biçilmiş elbiseyi belki milletimiz için, bu ülkemiz için hayırlı, faydalı görmüş olabilir. Tabii onun bakışını biz doğru bulmuyoruz ama öyle görmüş olabilir. Fakat Sayın Başbakan'ın fark edemediği bir şey var. Ya bir elbise var ama bu elbiseyi diken terzi, elbiseyi kesmeye, kumaşı kesmeye başladığında bizim kumaşla beraber kolumuzu da kesebilir, ayağımızı da kesebilir. Yani böyle bir tehlikeli süreç var. Şimdi biz bir şeye karar vereceğiz 10 Ağustos'ta. Ki 10 Ağustos tarihi de çok anlamlı bir tarihtir. 10 Ağustos Sevr'in imza günüdür. Oo, son derece anlamlı. Bu ayrıntıyı kaçırmışım, evet. Ben. 10 Ağustos Sevr'in imza günü. İmza günü. Ve bu bahsettiğiniz gücün, küresel gücün diyelim, kendini kurtarma peşinde, sömürge yapma peşindeki gücün zaten hayali, değil mi? Hani, evet. Yani, Ozan imzalandıktan sonraki dakikadan itibaren o hiç değişmedi. Şimdi biz 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Yani bir manada Sevr'in üzerinden de baktığımızda, bu federatif yapıyı, konfederasyonu filan, bunları da konuşuyor isek biz çok dikkatli olmamız lazım. Çok anlamlı bir yıl dönümüne, evet, denk gelmiş. Evet, yani bizim için sadece şu cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı sorusu yok önümüzde. Daha derin soru var. Yani bu sorunun peşine düşmek lazım. Bu bizim düne ait kabullerimizi kaybedelim, ortadan kaldıralım demiyorum. Ama düne ait kabullerimizi ülke eksenli bugün fotoğrafıyla bakarak bir miktar elimizin
tersiyle bir kenara doğru itmemiz lazım. Mevzu ülke ise. Son derece kritik. Mevzu ilke ise o zaman ülkeniz olmayınca ilkenizin olup olmamasının çok kıymeti de kalmıyor. Evet, mevzu ülke ise ilkenin kıymeti kalmıyor diyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz. Sayın Dağdaş, hakikaten sevgili izleyiciler, bu aradan sonra sözü toparlayacağız ama şu vurgu çok önemli. Öyle bir seçime gidiyoruz ki Cumhuriyet'in dönüştürülmesi söz konusu. AKP'nin niyeti başkanlık ama federatif bir başkanlık. 10 Ağustos Servin yıl dönümü, kolumuz da gidebilir uyarısında bulunuyor Dağdaş. AKP'ye yönelik bir ciddi uyarı bu. Çünkü AKP bize biçilen, dünyanın biçtiği, o uluslararası güçlerin biçtiği elbiseyi getiriyor. Ama o elbiseyi kumaş kesilirken kolumuz da gidebilir. Serv uyarısı o anlamda. 10 Ağustos tarihi vurgu aynı güne denk gelmiş, yıl dönümüne denk gelmiş. Çok anlamlı. Düşünmemiz lazım. Hem Cumhurbaşkanlığı sürecini kararı verirken hem de bu derinlikli konuları da düşünmemiz lazım diyelim. Evet, kısa bir reklam arası, sonra sohbeti bağlayacağız. Evet, milletin iradesi üzerine ambargo koymayalım. Milletin iradesi üzerine algı yönetimi yapılıyor. Bunlara gelmeyelim diyelim. Söze böyle başladık Gürcan Dağdaş'la, eski devlet bakanı Gürcan Dağdaş'la. Mesele ülke. Ülke gittiğinde ilkenin bir anlamı kalmayacak vurgusu anlamlıydı. Serv'in yıl dönümü 10 Ağustos. Federatif bir başkanlık getirecek AKP vurgusu son derece anlamlıydı. Çok net ifadeler kullanıyorsunuz. Öyle bir kritik seçim yaşayacağız ki bunun farkına varsın herkes diyorsunuz. Burada tabii ki farkına varacak olanlar elbette seçmenler ve o seçmenlerin farkındalığını yaratacak olan da siyasetçiler. İki türlü bir mesajınız var. Siyasetçilere çağrınız var bir anlamda. Ekmelettin İhsanoğlu ismini önemserken, AKP'nin yapmak istediğine karşı duruşu ifade ederken. Olasılık nedir sizce? Önümüzdeki sürece ilişkin hani toparlarken artık yorumlarınızı o düzlemde alalım. Ekmelettin İhsanoğlu AKP'nin bu arzusunu, federatif başkanlık arzusunu engelleyebilecek bir güce ulaşabilecek mi? Bence ulaşacaktır. Sayın İhsanoğlu ile beraber biz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya başlayacağız. Suriye'yi konuşacağız, Irak'ı konuşacağız, mezhep çatışmalarını konuşacağız. Türkiye'nin gerçek gündemine doğru bir yolculuk yapacağız. Biz bundan önceki süreçlerde Sayın Başbakan'ın tayin ettiği gündemi tartışan bir Türkiye'ydik. Siyaset bunu konuşuyordu. Şimdi gerçek Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya. Yani dinle terazi kurup Sayın İhsanoğlu'nu tartma şansı yok. Ahlak, etik üzerinden Sayın İhsanoğlu'nu tartma şansı yok. O zaman Sayın İhsanoğlu'nun söyledikleri başbakanın konuşmak zorunda olduğu gündeme dönüşecek. Bunu çok önemsiyorum. Şimdi bir şeye dikkat etmek lazım. Başbakanın yandaşları İhsanoğlu'nu laikçi diye tarif ediyor. Bu tarafta laik, kendisini laik diye tarif eden insanların bir kısmı da İhsanoğlu'nu şeriatçı diye tarif ediyor. Bu hali bir komiklik olarak filan değerlendiremeyiz. Yani neden onlar İhsanoğlu'nu, Sayın İhsanoğlu'nu laikçi diye tarif ederken siz ona şeriatçı gömleği giydirmek istiyorsunuz? Kim kimin yanında, kim kimle iş tutuyor? Bunun altını çizmek lazım. Bu çok önemli. İki, önümüzde çok basit, izaha çok basit olan bir şey var, değerlendirme var. Yani sorunun cevabı bellidir. 12 yıllık AKP iktidarının getirdiği Türkiye fotoğrafından memnun musunuz, değil misiniz? Federatif yapıya evet diyor musunuz, demiyor musunuz? Türkiye'yi mezhepler, etnisiteler boyutu içerisinde ayrı ayrı kantonlara doğru, site devletlerine doğru
bir gidiş sürecine sokmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Küresel gücün sömürgesi olmaya götürecek bir süreç ve de bu. Evet, buna evet diyor musunuz, demiyor musunuz? Soru çok basit. Eğer buna evet diyorsanız Allah yolunuzu açık etsin. Ama bu hal kötü bir haldir. Bu hali ortadan kaldıracak bir uzlaşmaya, bir bahar iklimine ihtiyacımız var diyorsanız, o zaman dönüp bakacağınız yer bu projenin karşısındaki mevcut cumhuriyet değerleriyle ve bu toplumla barışık olan adrestir. Oraya gidip oyunuzu vereceksiniz. Efendim, yani ben zaman zaman bunu yazıp çiziyorum. Bir ahmaklaşma sürecinden geçiyoruz. Bunu ifade ettiğimde çok eleştiri alıyorum. Ne demek, sen akıllısın da biz ahmak mıyız? Hayır, estağfurullah. Ben yani de topluca ahmaklaşıyoruz anlamında mı söylüyorsunuz? Evet, evet, doğal olarak ahmaklaşma sürecinin de bir parçası da benim. Ama bir şey var bizde. Lafın tamamı ahmağa söylenir. İyi. Kendimi Gürcan Dağdaş olarak ahmak kabul ediyorum ve aynaya bakıp kendi ahmaklığım üzerinden lafın tamamını söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz muhtemel savrulacağımız, parçalanmış, kendi içerisinde bütünlüğünü yitirmiş bir toplumun geçici bir süre federatif, konferatif bir yapının içerisinde yine hakim güçlerin uygun gördüğü bir süre içerisinde yaşamasına razı mıyız, değil miyiz? Soru bu. Tekrar ediyorum. Niye Sayın Başbakan dini konuşamıyor? Bu tarafta dini kullanan bir siyaset ahlakı var. Bu tarafta Sayın İhsanoğlu'nun nezdinde dindar ama dini siyasette ifade etmeyen, kendi dünyası içerisinde tutan bir hal var. Şimdi biz dini kullanan, dini ahmaklaşma sürecinde önemli bir araca dönüştüren, siyaset pazarında dini satmaya çalışan anlayışa mı evet diyeceğiz? Kendi inançlarıyla, kendi dünyasında dini algılayan, anlayan bir bilim adamına mı evet diyeceğiz? Buna karar vereceğiz. Bu kadar basit. Evet, her şey çok net diyorsunuz, evet, ama evet, ahmaklaşma süreci derken de o kadar da net olmadığını da ifade ediyorsunuz. Normal, normal. Yani onun için lafın tamamı söylenilmesi lazım. Kimse karnından konuşmaması lazım. Yani keşke biz, yani Cumhurbaşkanı, başbakandan cumhurbaşkanı olmaz sorusu yerine şunu koyabilseydik. Niye cumhurbaşkanı olmak istiyorsun? Niye başkanlık istiyorsun? Sen arkadaki, aklının arkasındaki bölümü aç. Gizli güvenli. Gel. Federatif yapayım mı konuşacağız? Konuşalım. İtirazımız var. İtirazı olanlar, yandaş olanlar. Türkiye bir şeyi konuşacaksa konuşsun. Bunun üzerini kapatarak arka planda bunu hayata geçirebilecek pazarlıkların bir unsuru haline gelerek Türkiye ne itibarlı olabilir, ne bütünlüğünü koruyabilir, ne Türkiye yeryüzünde bölgesel güç filan diye bir ara yazılan o senaryonun, yine algı operasyonu için yazılan senaryonun bir aktörü olabilir. Bakın, dün sıfır sorunla yola çıkmıştınız. Bugün kavga etmediğiniz, hiçbir hal kalmamış. İşin zaten natüründe yanlışlık şuradaydı. Sıfır sorun ne demek? Bu idealize edilebilir. İnsan kendi evinin içerisinde aile üyeleriyle zaman zaman sorunlar yaşayabilir. Kaldı ki kocaman bir Türkiye ve komşuları olan devletlerle ilişkileri. Bu kaçınılmaz, bizim sıfır sorun hayali kuran, ben Davutoğlu demiyorum, Avutoğlu diyorum. Sayın Avutoğlu'nun böyle ütopik hayallerinin içerisinde savrulan bir Türkiye noktasına geldi. Bakın, konsolosumuz yani 90 kişi, 20 gündür 25 gündür kimse konuşmuyor bunu. Efendim, ilgimiz var. Keyifleri yerindeymiş, sağlıkları... Ümit ediyoruz, yakında gelecek. Evet, sağlıkları yerindeymiş. Ya böyle bir itibarsızlık olabilir mi yani? Sizin konsolosunuzu, ailesini, bebeğine kadar almış götürmüşler.
ve siz 25 gündür bu konuları yazmayın, çizmeyin, konuşmayın. Bizim irtibatımız var, keyifleri, sağlıkları yerinde. Yasak, biz de konuşamıyoruz, evet, malum. Yani şeye yakında da getireceğiz. Ne yapacağız, getireceğiz? Evet, konsolosumuzu ve tutsakları kurtaran bir Fatih edasıyla işte Sayın Başbakan'ı Cumhurbaşkanlığına taşıyacak yeni bir argümanı da hayata geçireceğiz. Promosyon malzemesi yapacağız. Böyle bir çirkinlik olabilir mi? Böyle bir itibarsızlık olabilir mi? Yani sizin evinizin içine girecekler, sizin evinizin içerisinden, mahreminizden insan alıp götürecekler ve siz tarih yazacaksınız. Tarih yazdığınızı söyleyeceksiniz. Ve bölgesel güç olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ve dünyayı yönetenlerin masasında iddianızın olduğunu söyleyeceksiniz. Adama gülerler ya. Kendimizi kandırmayalım diyorsunuz. Gülerler ya. Evet, birkaç dakikamız kaldı, artık değerlendirmeyi bağlayalım. Çağrınızı dile getirin dilerseniz. Son derece anlamlı, önemli analizler yaptınız. Mesele ülke meselesi. Ülke gittiğinde ilkenin anlamı kalır mı diye çağrınızın bir cümlesini ben aktarmış olayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın İhsanoğlu üzerinde verdiği kararı çok önemsiyorum. Bunun siyasi sonuçlarının ötesinde derin anlamlarının olduğunu, anlamının olduğunu tekrar altını çiziyorum. İlke iddiası içerisinde Sayın İhsanoğlu'nu eleştiren veya karşıt olanlar için de söylüyorum. Bir kere de ülkeniz için ilkenizi bir kenara koyun. Vazgeçmeyin. Ülkeniz rahatı erer, normalleşirse yine ilkenizin üzerinden kimle hesaplaşacaksanız hesaplaşın. Ama bir kere ülke için ilkeyi bir tarafa koymak lazım. Kaldı ki ülke olmayınca ilkenizin bir kıymeti falan kalmayacak. Yani bu seçim de ülkenin gidebileceğini ortaya, evet, koyacak, evet, bir seçim. Öyle ki önemli. Evet, o kadar ki önemli, kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya, 10 Ağustos, Sevr'in imza günü, bunlar tesadüfü seçilmiş tarihler değil. Bunların üzerinden bakmak lazım. Sevr dün federasyonu, federatif yapıyı örtülü ifade ediyoruz bugün. Dün Sevr bunu tarif ediyordu. Konfederasyonu Sevr tarif ediyordu. Şimdi biz Sevr'in imza günü sandığa gideceğiz. Yani Sevr'e evet mi? Hayır. Soru bu. Çok çok net. Sevr neydi? Bu ülkeyi parçalayan bir parçalanmış bir yapıydı. Üstüne bir kurtuluş mücadelesi verildi. Üstüne Lozan imzalandı. Bu ülkenin senedi, neredeyse varoluş senedi Lozan imzalandı. Ama onun yıl dönümünde federatif başkanlık yapısı arzu eden bir iktidarı, iktidarın uzantısını, başbakanı yeniden cumhurbaşkanlığına taşıyıp bu yolu açacağız mı, açmayacağız mı? Evet, mesele bu diyorsunuz. Evet, ve karşısında da Ekmelettin İhsanoğlu'yla Cumhuriyet değerlerini savunan bir aday var. Sevgili izleyiciler, daha Gürcan... Bir şey söyleyeyim. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu da ne kadar Atatürkçüsün, ne kadar Cumhuriyetçisin diye kimsenin teraziye koyup tartma, imtihan etme hakkı yok. Hiçbirimiz birbirimizi bu manada tartıya koymak durumunda değiliz. Yıpratmayalım bu anlamda diyorsunuz. Tabii illa benim inandığım gibi bakacaksın ve ona biat edeceksin. Dayatması insanın evinde çocuğuna yapamayacağı bir dayatmadır. Evet, yıpratmayalım bu anlamda da diyor Gürcan Dağdaş, Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Sevgili izleyiciler, mesele ülke meselesi, ilkenin bir kenara bırakılabileceğini bu anlamda şimdilik ve de ülke kurtulduğunda ilkenin anlamlı olacağını ifade ediyor. Sözü böyle bağlayalım, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, yine yoğun bir gün, bizden ayrılmayın diyelim.